Hoş geldiniz dostlar. Türkiye'de gerçekleşen müzakere sona erdi. Rusya ve Ukrayna Antalya'da görüşme gerçekleştirirken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba şunları söylüyor. 24 saatlik ateşkes istedik. Herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Diğer karar vericilerin devreye girmesi gerekecek şeklinde müzakerelerin başarısız geçtiğini söylerken yine de elinden geleni yaptığını ve bundan sonra yine elinden geleni yapmaya devam edeceğini not düşüyor. Yine kendisi şunu söylüyor. Kuleba, Lavro Maripol'da insani koridor konusunda taahhütte bulunmadı. Bunun olamayacağını söylüyor. Ordumuz hazır. Sonuna kadar vatanı savunmaya devam edeceğiz şeklinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın açıklamasını aktarmış olduk. Dediğimiz gibi müzakere uzasa da herhangi bir sonucun çıkmadığını kendisi de duyuruyor. Kendisi Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Bu teması kolaylaştırmayı başaran Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum şeklinde de not düşüyor. Bilindiği gibi ülkemizin stratejik kamikaze iyalarından bir tanesi de kargo. Bu kapsamda STM firması tarafından video yayınlanırken Mehmetçiğimizin destan yazdığı Katodağında milli gururumuz Kargun'un videosu paylaşılıyor. 2950 metrede eksi 25 derece kar kalınlığı 7 metre cümlesi kullanılmış. İkinci haberimizde Melitipol şehrinde Rus askerleri Şura Meclisi milletvekili Kırım Türkü Leyla İbrahimova'yı kaçırmış durumda. Yine Tayvan Savunma Bakanı şunu söylüyor. Tayvan'la Çin arasında gerçekleşecek olası bir savaşı. Kim kazanırsa kazansın bunun bir zafer olmayacağını ve herkesin çatışmadan kaçınmasının en iyi olduğunu söyleyen açıklamayı yapıyor. Yine dostlar Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar Romanya üzerinde CAP görevi gerçekleştiriyor. ABD F-16'ları Romanya üzerinde iş başında şeklinde haber servis edilmiş. Bu sabah Romanya'nın doğu bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar ki çağrı işaretinin Weasel olduğu belirtilmiş. Bölgede savaş hava devresi yürütüyor. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait F-16'ları desteklemek için Brasov yakınlarında yörüngede ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing KC-135R tanker uçakları da uçuş gerçekleştiriyor. Türkiye ile Angola arasında görüşme gerçekleşiyor. İki ülke arasında şehircilik alanında iş ilişkin mutabakat zaptı Ankara'da imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurumla Angola Bayındırlık ve Arazi Planlama Bakanı Manuel Tavares de Almeida tarafından şehircilik alanına ilişkin mutabakat zaptının imzalandığı duyuruldu. Görüntüler bugüne ait.